mutluluklarımızı, mutsuzluklarımızı biraz önce ben kameraya da çektim bazı şeyleri ama dayanamıyorum. Çok büyük acıydı. Geçen sene Allah'ın her günü, her günü bu meydanlardaydık birlikte. Acıyı birlikte yaşadık, mutsuzluğu birlikte yaşadık. İnşallah, inşallah o günler gider bir daha gelmez. Benim için 15 Temmuz milli iradenin birliğini, bütünlüğünü sandığımız bir günü ifade ediyor. Ayrıca vatanımızı bölmeye çalışanları parmaklıkların ardına tıktığımız günü ifade ediyor. Özgürlüğü, barışı ve bu ülkenin bölünmeyeceğini ifade ediyor. 15 Temmuz darbenin destan yazılışı, yani Türkiye'nin bir önden kuruluşu yani. Yani darbeden bir kurtulduk yani. Hani birlik beraberlik, yani vatandaşlarımız, tüm halkımız sokağa döküldü. Onların sayesinde, bizlerimiz sayesinde oldu. Destan yazdık yani, kurtulduk onlardan. Yani halkımız çıkmasaydı olmazdı yani bunların hiçbiri. Bu vatan, Türkiye Cumhuriyeti ulusu vatandaşlarımız bu vatan uğruna, bayrak uğruna, millet uğruna, devlet uğruna hiçbir şekilde vatanımızı böldürtmeyiz. Çünkü ülkemizi aşk ile, sevda ile seviyoruz. Çünkü bizim aşkımız Cenab-ı Allah'tır, Resulullah'tır, Kur'an-ı Kerim'dir, ezanı Muhammed'dir, İslam'dır. Bizim sevdamız tek bayraktır, tek devlettir, tek millettir, tek vatandır. Bizim sevdamız 780 bin kilometrelik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim aşkımız ve sevdamız başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusu, cumhuru, bu bayrak, vatan, devlet, millet uğruna gerekirse şehit olmak için kanının son damlasına kadar 7 gün 24 saat hazır kıta bekler. Osmanlı torunları olduğu için Osmanlı tokadını atar, dünyayı onlara dar ederiz. 15 Temmuz çok büyük bir acı yaşadık ya. İçimizde o bir yara olarak inanın etkisinden kurtulamıyoruz hâlâ. Ama Allah'a çok şükür aydınlık günlere geçtik. Yani kim, hainler bir şey yapamadı, Allah'a çok şükür. Acımız çok büyük, şehitlerimiz var. Onları rahmetle anıyoruz, dualarımız onlarla. Ve hepimiz bir bütünüz burada. Vatanımız sağ olsun, insanlarımız sağ olsun. Başka bir şey diyemeyeceğim. Hain darbe girişiminin yıl dönümü 15 Temmuz sana ne ifade? 15 Temmuz küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ni, yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatan denince gözünün arkasına bakmadan giden ve daha fazla insan canından olmasın diyen, tabii akla başta Ömer Halis Demir geliyor. Çünkü gerçekten Ömer Halis Demir o hain darbeci komutana o kurşun sıkmasaydı daha fazla insan canından olacaktı. Hepsini saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz bize bunu gösterdi. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olması suretiyle milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüne istinaden 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde bunu görmüş olduk. Birliğimizi, beraberliğimizi bu topraklarımıza, ilelebet beraber yaşayacağımıza, bu ülkenin sahipsiz olmadığına, yıllarca kardeş yaşamışız, Kürt ile, Lazi ile, herkesten Arabi ile yaşamışız. Neden, niye, ne oldu biz? Kimlere uyuyoruz ya? Uymayalım arkadaş, uymayalım. Bu 15 Temmuz ilelebet inşallah Türkiye ilelebet yaşadığı sürece bu ülkede bu bayram kutlanacaktır. Kardeşim 15 Temmuz bir milletin dönüm noktasıydı. Canımıza, kanımıza mücadele ettik. Yani bir savaş içindeydik yani. Bu savaşı da kazandık, alnımızın akıyla kazandık. 250 tane şehit verdik, 2000'in üzerinde gazimiz var. Şehit yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum tekrar. Kötü. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü çok kötü bir günde. Özellikle benim küçük oğlum çok korkmuştu, ben çok korkmuştum. Allah sabır versin. Şehit olan herkesin ailesine Allah sabır versin.